Son 8 yıldır falan bu proje üstünde çalışıyorum ben. Deliler Ocağı Osmanlı'nın en cesur süvarileri bunlar. Dünyada taklidi yapılan ilk askeri birlik. Dediğim gibi son 8 yıldır bu proje üstünde çalışıyorum. Bütün proje tasarımını ve genel hikayeyi ben hayata geçirdim. Senarist arkadaşlarımız bunları diyaloglandırıp bir dünya haline getirdik. Çok zor bir iş çekiyoruz. Çok zor bir proje çekiyoruz. Son dönemlerin en yüksek bütçeli işini çekiyoruz. 7 haftadır buradayız. Son 1-1,5 haftamız kaldı. Görsel anlamda bir şov izleyecek izleyicilerimiz. Hikaye anlamında da müthiş bir hikaye izleyecekler. Hep ülkemizde böyle bir algı vardı ya, işte insanlar Game of Thrones yapıyorlar, Vikingler yapıyorlar, müthişler, aslında biz de yapabiliriz ama şundan dolayı, ama bundan dolayı, ama bunlar yapılıyor, biz onlardan daha iyi de yapabiliriz. Şimdi filmimizi izlediklerinde benim şu anda ne anlatmak istediğimi çok daha iyi anlayacaklar. Az önce dediğim gibi inanılmaz bir görsel şov var. Müthiş bir aksiyon anlamında bir film çekiyoruz. Çok zor setuplar çektik. Çok tehlikeli anlar yaşadık. Film çekimleri esnasında işte Tuz Gölü'nde yaptığımız çekimlerde atlı kazalar yaşadık. İşte o büyük aksiyon sahnelerinde bazı kazalar yaşadık ama en başından oyuncu kadromuzu hayata geçirirken buradaki isimlerin hiçbir tanesi hadi bakalım şu oyuncuların içinden bakalım da şu karakter şu olsun diye gelmiş aktörler değiller. Karakter üzerlerine yazılmış aktörler. Ben arkadaşlarımızı tanıtayım isterseniz. Namık Rüstemanlı benim öz kardeşim gibidir. Diğer oyuncu arkadaşlarımız gibi Azerbaycan'dan geldi. Bakü'de yaşıyor kendisi. Orada önemli bir aktör. Bize bu filmde çok büyük destek verdi. Mehmet Pala son 1,5-2 yıldır zaten geçmişteki çektiğim dizilerde de birlikte çalışma imkanı buldum. Hem aksiyon anlamında hem oyunculuk anlamında, oyunculuk kalibresinde çok yeterli bir oyuncu. Aynı işin içinde olmaktan bir kez daha mutluluk duyuyorum onunla. İsmail'i zaten hepiniz tanıyorsunuz. Projenin en başından beri hayata geçirmemizde çok büyük emeği vardır İsmail'in. Sadece bir aktör olarak değil, bütün projemin yapılanmasında çok büyük emeği vardır. En az benim kadar emeği vardır. Diğer arkadaşlarımın da olduğu gibi. Batın Deniz Uçan benim oğlum. Evet, öz oğlum. Kimse inanmıyor. Oğlum. Çok uzun bir altyapı çalışması yaptık onunla. Çünkü bütün ailemiz aktör ve aktrist ve sektörün içinde olan insanlarız. Kendi ülkemize çok iyi kalibrede, gencecik, iyi bir aktör kazandırmak istediğimiz için Batın'a bayağı böyle bir yatırım yapıyoruz bu filmle de. O da bizi hiç utandırmadı. Hem dramatik sahnelerde hem dramatik altyapısı yoğun olan sahnelerde ve aksiyon sahnelerinde hiç utandırmadı. O yüzden çok mutluyuz onunla. Baran çok uzun dönem oyunculuk eğitimleri aldı. Onunla bir sürü auditionlar çektik ve böyle enteresan ışığı olan bir kardeşim benim. Aslında avukattır Baran. Çok büyük desteği var onunla bize. Filmin içinde herhalde izleyicinin en çok burnunun direğini sızlatacak karakteri Baran oynuyor. Tabii en sona geldiğimizde Kamil Güler. Gülüyoruz. Kamil abi çok uzun zamandır sektörde. Gerçi onu benim anlatmam ne kadar doğru olabilir bilmiyorum ama onu gerçekten öz abim gibi seviyorum. Çok seviyorum. Buradaki ekibimiz hani böyle ticari bir iş yapalım. Hadi bakalım gelin. Adı altında bir ekip yok. Burada herkes ruhunu koydu bu işe. Gerçekten çok büyük emek var. Kan ter gözyaşı bir iş çekiyoruz. Kamil abi ilk bu projeyi ona götürdüğümde, ya abi bu karakteri Kuman'ı senin oynamanı istiyorum. Çünkü çok zor bir karakter. Senin oynamanı istiyorum dediğimde, ya oğlum sen ne dersen oynayacağız zaten, yani ne kadar zor olabilir ki, daha ne zor yapabilir, çünkü geçmişte yaptığımız işler gerçekten Kamil abiyle aynı işin içinde bulunduk birlikte ama çok zor işlerdi onlar da, sürekli böyle aksiyon içeren işte Flint'a hatırlarsınız belki, çok zor sahneler çektik beraber. Çok büyük desteği var, beni hiçbir zaman yalnız bırakmadı, sağ olsun, var olsun. Böyle filmimiz böyle başlıyor. Ekibimiz bu şekilde. Hikayemiz de 1459-60 yıllarında geçiyor. Fatih Sultan Mehmet döneminde. Vlad Tepeş biliyorsunuz, namı değer Kazıklı Voyvoda. İşte dünyadaki bir Drakula filmlerinin ana teması olan karakter. Fatih Sultan Mehmet'in babası 2. Murat Romanya'yı fethettiği zaman Romanya kralı buna mukavemet göstermiyor Osmanlı ordusuna ve o da savaşmıyor onlarla ve diyor ki işte bundan sonra burası Osmanlı toprağıdır.
ve benim adıma burayı yöneteceksiniz. Ama sizden teminat olarak iki tane oğlunuzu alıyorum. Vlad ve Radu iki kardeş, Fatih Sultan Mehmet'le beraber Edirne Sarayı'nda çocukluklarını birlikte geçiriyorlar. Ve ikinci Murat kendi oğullarına, kendi çocuklarına davrandığı gibi davranmış ve Fatih Sultan Mehmet'le bazı kaynaklarda tam belli olmayan, tabii çok net olmayan kaynaklar, kan kardeş oldukları bile söyleniyor. Birlikte büyüyorlar. İkinci Murat öldükten sonra ve Romanya Kralı öldükten sonra Fatih Sultan Mehmet'in atamasıyla Targoviç'te Efla Voyvoda olarak atanıyor. Fakat atandıktan sonra bu küçüklüğünden, çocukluğundan beri içinde o yoğun şiddet içeren bir karakteri var. Ve Fatih Sultan Mehmet'e çocukluğundan beri ne kadar kardeş gibi de gözükseler bilenmiş bir adam ve oradaki Vatikan'ın ve bu Ejder Tarikatı denilen tarikatın yönlendirmeleriyle ve dikteleriyle Fatih Sultan Mehmet'e karşı çok büyük bir kin ve nefret besliyor. Kendi ağzından Vlad'ın 23.734 Türkmen, Boşnak, Sırp, Arnavut, Bulgar, kaza oturttuğunu kendi diliyle beyan ediyor. Kendi ağzıyla beyan ediyor ve Fatih Sultan Mehmet habercisini gönderiyor. Diyor ki hani bunlar nedir? Bir anlat bakalım bize. Gönderdiği habercinin de başına sarığını çakıp geri gönderiyor. Ve bütün olaylar, delillerin işe dahil olması, hikayeye dahil olması burada başlıyor. Fatih Sultan Mehmet diyor ki Osmanlı tebaasının deli olanlarını, deli çocuklarını getirin bakalım bu mevzu nedir? Bir gitsinler öğrensinler ve bütün hikayemiz burada başlıyor. İzleyicimiz inanılmaz bir film seyredecek. Gerçekten evet hepimiz ticari bir iş yapıyoruz. Buradaki herkes hayatını idame ettiriyor. Fakat bu film bu ülkenin yüz akı bir film. Çok büyük emek harcadık. Hani madem dünya yapıyor, Hollywood yapıyor, böyle ağzımızı açarak izliyoruz. Şimdi izlediklerinde hem gurur duyup duyacakları bir film, hem bu filmin bir Türk filmi olması, bunları Türk bir ekibin yapması, yapımcısının bir Türk olması ve bütün ekibin Türklerden oluşması çok gurur verici bir durum benim için. Çünkü biz ülke olarak dünya standartlarında işler rahat rahat yapabiliriz. Yeter ki yapmak isteyelim. Yeter ki şey yapmayalım. Hani evet, yani öyle de olur, böyle de olur. Sonuç itibariyle bir pastası var bu işin. Ama işte o pastanın en büyüğünü biz yiyelim ama işimizi de çok hakkıyla yapalım. Yani illa ki bu tuttu gidiyor diye olmamalı bence bu işler. O zaman işte dünya standartlarında işler olmuyor. Fatih Sultan Tabii tabii. Tabii hepsinde Kazıklı Boyvoda'yı Vlad Tepeş'i Erkan Petekkaya oynuyor. Fatih Sultan Mehmet'i Rüzgar Aksoy oynuyor. Bunlar çok rolünde göreceğiz yani. Tabii. Erkan abi müthiş bir karakter çıkarttı ve hiç izleyicinin bugüne kadar alışık olmadığı bir Erkan Petekkaya'yı görecekler. Ona da çok teşekkür ediyorum buradan. O da bu işe gerçekten ruhunu koydu. Zaten izlediğinizde hani Vlad'ın o dönemdeki yağlı boya tabloları var, birkaç tane çizilmiş. Çok güzel bir postür ayarladık. Kostüm anlamıyla, işte tipoloji anlamıyla ve gerçekten ruhunu koydu. Tam bir Vlad vardı. Yani birçok seve seve çekimlerini yaptık ve birçok hissederek oynadı bu karakteri. Biz o yüzden çok mutluyuz Erkan abiyle ve diğer oyuncu arkadaşlarımızla da. İsmail Filiz'den başlayarak karakter ve hislerinizi, duygularınızı alabilir miyim? Tabii ki. Oraya istersen. Yani her insan projeye başlarken çok büyük heyecanla başlıyor. Her proje için bu geçerli. Yani düşündüğünüz zaman size proje ilk aktarıldığında inanıyorsunuz ve onun peşinden koşmaya başlıyorsunuz. Ama bazen hani sektör içinde oluyor böyle şeyler. Bir aksaklıklar oluyor falan. Film için çekerken içinizden bir şeylerin koptuğunu hissediyorsunuz. Şimdi görüyorsunuz Cem çok heyecanlı bu konuda ve çünkü 8 yıllık emeği var ve bir hayalini gerçekleştiriyor. Bana ilk anlattığında aynen bu şekilde heyecanlıydı. Film içerisinde de heyecanını hep gördük, şimdi de görüyoruz. Aynı heyecanı biz de yaşıyoruz. Ama diğer projelerden farkı bu projede gerçekten kopmadı. Her sahneyi heyecanlı çekiyoruz. Bizim kostümlerimiz inanılmaz iyi. Mekanlarımız muhteşem. Özellikle bu bölgede hiç çekilmemiş. Burası çok bakir bir alan. Burası Hristiyanlığı yayan dört papazdan birinin bulunduğu bölge ve yaklaşık bu bölgede 800 tane kilise var. İnanılmaz mekanlarda çekimler yaptık. Ihlara Vadisi'nde inanılmaz çekimler yaptık. Evet, ufak tefek kazalarımız oldu. Olmadı değil. Ama bunlar işin tadı tuzu biberi. Çok şükür sağlıklıyız. Özellikle belirtmek isterim, hiçbir canlıya zarar vermedik. Üstümüzdeki kürk gerçek değil. Bununla ilgili çünkü birkaç fotoğrafta yorum gelmeye başladı. O konuyu da açıklık getirelim. Başka
Başka ne anlatabilirim? Karakterin adı Aşkar. Aşkar karakterini oynuyorum. Çok yakın bir arkadaşını kaybetmiş olan bir asker. Onun travmasıyla başlıyor ve yolculuk sırasında Cem'in anlattığı ana hikayenin altında o da kendi hikayesini buluyor. Çok detay vermeyin, filmde izleyelim. Gökkurt'la sık arkadaş ve bu arkadaşlıkları sayesinde bu travmasını atlatmasını izleyeceğiz benim karakterle ilgili. Şunu da bir İsmail hazır kostüm demişken onunla alakalı da bir şey söyleyeceğim. Game of Thrones biliyorsunuz bütün kostüm kumaşlarının hepsini Denizli'de ürettiriyor. Denizli'de bir fabrika üretiyor Game of Thrones'un kumaşlarını. Biz aynı fabrikada ürettirdik bütün kumaşlarımızı. Ve işte Vikingler, Game of Thrones ve o kalibredeki dönem işlerinin çekildiği teçhizatla ve teknolojiyle çekiyoruz. Cook lenslerle çekiyoruz. Pek fazla kullanılan lensler değil Türkiye'de. Biz bunlarla çekiyoruz ve kalırımız aslında seyircinin çok alışık olmadığı bir kalır olacak. Sinema salonunun ekranında izlediklerinde çok alışık olmadıkları bir kalır izleyecekler ama müthiş bir film izleyecekler. Çok büyük bir kast, çok büyük bir emek ve evet. Çok büyük bir bütçe evet. Çekilen bir film. İnşallah gişesi bol olur ama İnşallah. Gişede bekleneni alamazsanız devamı gelmez mi yoksa yine de ben bunun devam ettireceğim, önce olmaya devam edeceğim der misiniz? Aslında onu şöyle tamamlayalım. Yurt dışında da bence ödül alır gibi geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Hani yurt dışında... Şimdi biz Türkiye ile aynı anda tüm Avrupa'da gireceğiz vizyona. Bir kere ben bir aktör olmanın dışında herhalde bu film benim tahminim çok bir ihtimalle en iyi görüntü yönetmeni ve en iyi yönetmen ödülünü almalı. Yani ilk önce aktörlük, hani bizim kendi adımıza kendimizi düşünmenin haricinde ilk önce bunu düşünmeliyiz. Çünkü müthiş görüntüler var. Gerçekten müthiş görüntüler var. Bu arada hani, 2018 yılının en pahalı bütçeli işlerinden bir tanesi bu. Herhalde ya birdir ya ikidir benim evet. bildiğim kadarıyla. Evet. Bu iş karşılığını bulacak. Evet. Bulacak. Bizim de aklımızda inşallah bunu diziye çevirmek evet. var. Evet. Evet. Biz şöyle bir durumumuz var, kimseden destek almadık. Kendi bütçemizi kendimiz ayarladık, hiç kimseden destek almadık. Çünkü şeyi ben çok sevmiyorum açıkçası. Hani bakın ben bir şey yapacağım, müthiş bir şey yapacağım, bana yardım eder misiniz? Bize birisi yardım edecekse biz önce yaptığımız şeyi gösterelim onlara. Çok böyle yapabildiğimiz, becerebildiğimiz şeyler değil. Aman oradan da şunu isteyelim, buradan da bunu isteyelim. Hani bir şey yapacaksak biz kendimiz yapacağız. Yaptıktan sonra gösteririz. Takdir ederlerse evet çocuklar siz gerçekten varınızı yoğunuzu her şeyinizi bu işe yatırmışsınız. Bütün emeğinizi bu işe yatırmışsınız. Biz de size bu konuda yardım edeceğiz. Çünkü bu ülkeden çıkan bu topraklardan çıkan bir hikaye. Yardım edeceğiz derlerse de başımız gözümüz üstüne yani. Seni ama kimseden gidip... Sizinle vaktinizi almak isterim. Pek tutarsa dizi olarak da sonra bir defa soralım. Şimdi senaristlerimiz aslında benim uzun zamandır kafamda bir hikaye var. Bunun dizi versiyonuyla alakalı. Onlar çalışmalara başladılar. Genel hikayemizi kurmaya başladılar. Senaryomuzu da yazmaya başladılar. Hayırlı olsun. Sağ olun. İnşallah. Bir dönem güzel olsun. Aranılan yüz olarak. Tekrar buradayım. 1400 zaman. Kaçtı Cihan? 59'da mıyız şimdi? İşte 1459'larda geziniyoruz bu sefer. Dönem dizileri, filmleri zor olur. Ama siz de hep bir aranan karakter oldunuz artık. Yani oyunculuğunuzdan dolayı. Sanırım yüzümün kemikli olması falan bu açıdan işime yarıyor. Seviyorum da bir taraftan dönem işlerini. Bir taraftan artık günümüz işlerinde de yer almak istiyorum. İşte onları da konuk oyunculuk yaparak böyle. En son Fi dizisi. Aynen Fi'deydim en son. Şimdi buradayım. Evet, set nasıl gidiyor artık? Bitmek üzere galiba set. Bitmek üzere. Son benim için 2 kaldı bugünü saymazsak. Set muazzam gidiyor. Bir kere çok heyecanlıyız hepimiz. Çünkü çok ciddi bir prodüksiyon. Kostümünden işte lensine kadar çektiğimiz açılar, yönetmenimiz, bütün herkes özenerek çalışıyor, hazırlanıyor bu işe. Ve çok da güzel işler çıktı. Ben dün geldim İstanbul'dan. Oturduk arkadaşlarımızla bazı kareleri izledik ve ben gerçekten hani ilk başlarken böyle tedirgin oluyorsunuz. Nasıl olacak, yapabilecek miyiz? Çünkü bayağı ağır sahneler var, çok dramatik sahneler var. Olur mu, yapabilir miyiz diye çok kaygılandık. Ama izlediğim kadarıyla gerçekten benim dışımda çok muazzam işler çıkartmışlar. Tebrik ediyorum arkadaşlarımı. Çok ciddi bir emek var. İnşallah karşılığını alırız. Girişlerde böyle ha olur falan denir. Ama yok biz tam diyorsun. Tersi. Olur demiyoruz hiçbir zaman.
İnşallah olur kameralar deyip olur. Buna göre hazırlanmaya çalışıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hiçbir zaman yani benim ya da bulunduğum işlerde oldu oldu hiç demedik. Ha, o anlamda değil de hani şimdi bazı şeyler bir kere dönem işi hani ciddi bir efekt gerekiyor vesaire. Hani evet. İlk başta Türk yapımlarından hani inanmamız her zaman güç olabiliyor yani. Ama herhalde bu projede bayağı ciddi bir emek ve çok şey ciddi var. Yani bütün işlerde evet, yani bütün işlerde çok ciddi emek var. Hiçbirini ayırmak istemiyorum. Ama bu işte bir kere acayip bir savaş sahnesi çekmişler. 10 günde çekilmiş bir savaş sahnesi. Böyle gözlerime inanamadım falan. Emeğini inşallah herkes karşılığını alabilir diyorum ben. Sizin rolünüze geçmeden zorlandığınız en zor sahne, sizi zorlayan sahne bütün hangisiydi? Sahneler benim için zor. Yeni gelen her şey zor bence. Yani onu hakkıyla yapabilmek için elimden geleni yapıyorum. İnşallah da üstesinden gelebiliyorumdur. Hala oldu. Of süper oldu dediğim bir tane bile sahnem olmadı. Söyleyeyim yani. Hep kusur buldum kendime. Bulmaya da devam edeceğim. Biraz karakter rolden, mi? Karakterden bahsedelim. Devet Hanım oradan. Oradan gel gel. Gel. Gelsene ama. Karakteri dedin. Karakter. Karakter. Sudanlıyor. Ağaç ağlıyor ya. Resmen ağlıyor ağaç yani. Aslında bir Hristiyan kızımız evet, bu. Ama ailesi katlediliyor. Köylerine baskın yapılıyor ve ailesi katlediliyor. Oradan bir Osmanlı'dan biri onu oradan kurtarıyor. Sonra orada çok güzel bir hayat kuruyor bu kız kendine. Demirci bir babası var. Yani manevi babası demirci. Sonra Vlad'ın askerleri bu sefer onun bulunduğu köye gidiyor ve ikinci kez babasını yine katlediyor. Tam bu sırada işte delilerimiz o köyden geçiyor. Zaten Vlad'ı öldürme serüveni, yol macerası bu. Ondan sonra bizim köye gelip beni ve bir tanecik bebeği kurtarıyorlar orada. Kızımızın hikayesi de burada başlıyor. Bir tarafı dramatik, bir tarafında da işte Rozan'ın yanına gelerek daha eğlenceli hal almaya başlıyor. Aslında keyifli tarafındayız bir parça. Hem bu taraf hem bu taraf ortada bir yerdeyim. Haydi bre. Haydi bre gelirsin bana. Eğitim aldınız mı peki bu film için özel olarak rolünüz için bir eğitim aldınız mı? Rolüm için uzun zamandır at binmiyordum. Bununla birlikte tekrar at binmeye başladım. Hı hı. Özel eğitim özlemez olur musunuz? Çok muazzam bir şey yani o acayip atlar bir ruh. Bu arada bir de. Onlarla bütünleşmek bir de çok uysallar. Evet. Arkadaşlar çok yetenekliler. Atlara yardımcı olanlar. Muhteşem. Bayağı şehir şehir de gezdik galiba. Evet. Bir aslında yine. Türkiye turu oldu. Evet. Nasıl buldunuz? Hani gezdiniz. Gezelim görelim gibi de bir şey oldu aslında. Çok şehir içine giremedik ama yani doğa muazzam burada. Sürekli kuş sesleriyle uyanıyorsunuz. Hayvanlar her tarafta. Hiçbir hayvan kaçmıyor. Sizden onlarla birlikte çekim yapıyorsunuz. Baksanıza şuradaki dereye yani. Bunun sesiyle çekim yapıyoruz. Huzur resmen. Huzurlu bir ortamda bayağı ağır sahneler çekiyoruz aslında yani. Evet. Ve zor şartlarda aslında baktığınız zaman çok yani. Zor. Yapım tarafından rahatız ama doğa açısından evet. Yani bu kıyafetlerle şeyi gördünüz, Cem'i gördünüz. Aynen. Evet. Kürk bayağı. Sabah 5'ten tabii 5'ten beri setteyiz. Ya yani böyle bir sıcak yok. Bir de buranın çok enteresan bir doğası var. Biz daha Şubat'ta mı Mart'ta mı ilk geldik? Mart ayında geldik. Şimdi sabah çok soğuk. Öğlen açıyor. Akşam fırtına kopuyor. Kumlar havada uçuşuyor falan gözlerimizi açamıyoruz. Çok tuhaf bir havası. Çok da zor şartlarda çekim yaptık gerçekten. Çok ciddi bir emek var. İnşallah emeğimizin karşılığını alırız. İnşallah çok güzel bir iş izlersiniz. Biz de mutlu oluruz. İnşallah. Şunu da hani tam tarih belki net değildir ama ne zaman izleyiciyle buluşacak film? Tahmini bir şey söyleyemiyoruz. Onu daha kamera çok bana. Yapım tarafıyla konuşursanız oralar daha net bilgi verebilir. Onun dışında peki neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Onun dışında işte kızımı özlüyorum. Evet ya. Cizete. Biz kızlarımızı bırakıp geldik. Böyle arada değil mi şey telefonla ne yapıyorsun? Anneciğimi mi sizi? Getirmeyi hiç düşünmediniz mi Sefter? Yani yok. Ziyaret babasıyla. Yok hayır. Buraya getirmeyi düşünmedim. Onu babasıyla tatile gönderdim. Çünkü burası çocuk için. Yani ben onun yanında olamayacağım. Zaten bütün gün
otel odasında kalacak. Orada kurulu bir düzeni var, onu hiç bozmak istemedim. Ben burada hasret çekerim. Kızım mutlu olsun yeter. Çekimler bittikten sonra siz de tatile katılacak mısınız? Hayır, tatile katılamayacağım. Dizi var, Payitaht. Evet. O yüzden oraya devam ediyorum. Bu ara böyle olsun. Seviyoruz. İşimi çok seviyorum. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Çok güzel bir yerdeyiz. Aksaray'dayız. Aha. Tabiatın ve tarihin ortasındayız. O kadar güzel bir doku var ki yani buraya gelirken böyle nereye bakacağımı şaşırdım. Eminim siz de öylesinizdir. Aynen. Çok güzel. Şimdi hemen dövmeler çok dikkatimizi çekti. Elde ve şeyde, yüzde. Vücutta. Vücuttan. Nasıl, ne kadar sürüyor, nasıl hissediyorsunuz? Valla zaten karakteri yaratırken ben biraz daha dövmeleri olsun istedim. Şurada bir dövme olsun istedim. Çünkü ben Çingen Obası'nın liderini oynuyorum. Rosa karakterim. Dolayısıyla benim karakterim daha böyle hem feminen hem de maskülen bir karakter. Yani feminen ama yanlış yaptığın zaman da alırım aşağı şeyinde. Fakat Çingene dediğimiz zaman tabii Balkan Çingenesi. Yani Bulgaristan, Romanya o civarlarda şu anda seyiriyoruz. Daha çok bir zaten 1400'lerde olduğumuz için çok eski bir şarkı da söylüyorum. O şarkıyı bulmak için bayağı bir çabaladık, hırpalandık. Hı hı. Ama çok güzel oldu. Zaten birazdan herhalde onu da göreceksiniz. Şöyle söyleyeyim. Ben biliyorsunuz artık Amerika'da yaşıyorum. Evet. Ben bu proje için geldim. Cem yapımcı, Cem Uçan bir gün telefon etti. Demet'im çok deli bir proje yapıyoruz ve senin de burada olman gerekir. Rosa karakterin hazır. Allah Allah. Saat farkı da var. Ne? Ne oluyor? ve dolayısıyla tamam dedim yolla. Seve seve okurum. Okudum. Vizyona bayıldım. Hikaye çok güzel bir hikaye. Daha önce yapılmamış bir hikaye. Çok ilginç bir hikaye. Hatta birkaç Amerika'da birkaç yapımcı arkadaşıma da çıtlattım. Ondan sonra onlar bayıldılar. Sonra geldim gördüm şeydir ya böyle bir gidelim bir yapalım da bir bakalım bir öyle o kadar uçmayalım falan. Ben de ne zaman geldim? 2 gün önce geldim vatana. Dün geldim buraya tam bir jet lag durumunda. Gel gel Demet'im diye soktular beni odaya. Bak neler yaptık bunlar çok ham ama bir bak. Ya çok gurur duydum. Biraz, gerçekten çok gurur duydum. Biz fotoğrafları falan biraz gördük. Gördünüz mü? Game of Thrones kalitesinde bir iş gibi duruyor. Yani zaten okurken benim aklımda Game of Thrones daha yani o Vikings o tatta o renklerde o vahşiliği gösteren o doğallığı gösteren bir şey gördüm. Ve onu da yansıtmışlar. Onu görmek çok güzeldi zaten. O yüzden yani benim gönlümden tabii şey geçer. Keşke Oscar'lara yabancı film için aday olsak, oralarda olsak. Çok güzel çünkü çok hak ediyor. Biraz konuyu dinleyelim sizden. Yani bu filmin nasıl bir konusu var? Şimdi izleyici merak edecektir konusunu. Şimdi deliler ilk önce... Şimdi deliler diyoruz. Deliler ilk aklınıza gelen aslında kabare deliler gibi geliyor. Fakat delilerin bambaşka bir anlamı varmış. Osmanlı döneminde deliye adam gibi adam, lafına güvenilir adama deli derlermiş. Ve deliler daha önce bu akıncılar değil Osmanlı dönemindeki. Özel şimdi aslında düşündüğünüz zaman bordo bereliler, özel timler bunlar. Bunlar hiç vücutlarına su bile değmiyor, sabun bile değmiyor. Çocukları küçükten alıyorlar ve ormanlarda yetiştiriyorlar. Bu hani Osmanlı tokatı derler ya. Gerçekten Osmanlı tokatı eski dönemde öldürücü bir hamleymiş. Ve bunun için de bu deliler Osmanlı tokadını gerçekten öldürücü bir hamleye getirebilmek için ıslak mermerlere vurarak evlerini, avuçlarını öyle yetiştirirlermiş kendilerini. Zaten yani bunları duymak ve bağdaştırmak, ha Osmanlı tokadı, ıslak mermer, bu inanılmaz bir şey diyorsunuz. Olay Fatih Sultan Mehmet'le Kazıklı Voyvoda. Aslında bu bir yolculuk hikayesi. Yani hikayenin ana karakteri doğa. Bunu göreceksiniz. İnanılmaz bir doğa var. Ve bu yolculukta da farklı farklı yerlere, mekanlara geliyorlar. Yolculukta da bana uğruyorlar. Yani benim mekanım da Çingene Obası.
bir düğün zamanında, düğün gününde uğruyorlar. Onlara o akşam konaklamaları için yer veriyoruz, yemek veriyoruz. Hancı gibi yani. Evet, evet. Şimdi Voyvoda dediğimiz, bildiğimiz şey, kazıklı Voyvoda. Yani diğer adıyla Drakula. Drakula da evet. Deniyor. Evet, evet, ama böyle hani dişleri uzayan evet, falan mantıklı. Drakula gibi değil. Sadece çok zulmeden bir insanmış. Fatih'le kan kardeş oldukları bile düşünülüyor. O zaman da konuşuluyor. Fakat şöyle olmuş, işte Transilvanya'ya vali olarak gönderilmiş. Bunun aklına girmişler. İşte kadın kısmı aklına girmiş. Etrafındakiler aklına girmiş. Uyuşturucu müptelası yapmışlar. Alkolik yapmışlar. Ve tabii halüsinasyonlar da görmeye başlamış. İşte Fatih Sultan Mehmet, bak görüyorsun değil mi, seni buraya yolladı. Sen göya kardeşsin, senin orada olman gerekir diye. Adam çıldırıyor ve zulmetmeye başlıyor. Ve bu artık kulağına geliyor Fatih Sultan Mehmet'in. Ve bu olamaz diyor. Bana onları getirin diyor. Allah Allah, onlar kim? Ve yolculuğa biz başlıyoruz işte. Onlar da deliler. Deliler. Evet. Şimdi çok ciddi bir yolda gelirken çok ciddi bir kast olduğunu gördük. Evet. Yani bayağı böyle 120 kişi falan civarı, ben saydım da. Yalan söylüyorum, saymadım ama öyle görüyorum. Bak ya, ben saydım vallahi. Saydık. Yani şaka bir yana çok ciddi bir şey var. Kast Zak. Durumu var. Yani öyle bilgisayarla falan değil, bayağı ciddi ciddi emek harcamış evet. Yani. Bütçe var. Ya arkadaşlar, yani ben Amerika'dan kalkıp geldim. Hani oradayım, düzenim var artık. Böyle ve beni heyecanlandıracak, gerçekten hoşuma gidecek bir şeye gelmek istemiştim. Ve her anlamda da gelip gördüğüm zaman da bunun örtüştüğünü gördüm. Ve o yüzden diyorum gurur duydum. Yani ben bu işin içindeyim, gurur duydum değil. Bu işin için dışında olsam ve bunları görsem yine bir Türk olarak çok gurur duyardım. Ve çok güzel yerlere gidecek. Kastımız çok güzel. Ekip çok güzel. Ben de görüyorum. Yeni geldim, görüyorum. Ama herkes inanmış, kenetlenmiş ve başaracaklarına inanıyorlar ve görüyorlar. O yolda da yürüyorlar. Çok mutluyum. Hayırlı olsun. Gelin, destekleyin. Gördüğünüz gibi geldik, aslansınız, harikasınız. Amerika'da ne yapıyorsunuz? Ay ay, bak Amerika'da, yani Amerika'daki kadınlar, biz hep filmlerde deriz ya, ama şekerim onlar da hiçbir şey yapmıyor. Amerika'daki kadınlar köle izahora gibi çalışıyor. Hı-hı. Gerçekten öyle. Orada şoför benim, aşçı benim, temizlikçi benim, anne benim, karı benim, ne bileyim işte sanatçı benim, her şey benim. Bir de yeni bir yere alışmaya çalışıyorum. Bayağı küllerinden doğup yeni bir yerde yeni şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Çok zor bir dönem tabii ki. Bu sene çok daha güzel, keyifli şeyler yapmaya başladım. O yüzden tam buraya artık bu sezon herhalde gelmem diye düşünürken böyle bir şey çıktı. Bunu da yapacağım. Birkaç tane daha yapacağım iş çıktı. Onları da yapıp tekrar döneceğim. Buradayken Amerika'ya hazırlanıyorum. Amerika'dayken buraya hazırlanıyorum oldu yani. Tekrar Türkiye'ye yerleşme düşüncesi var mı? Şu anda yok. Şu anda yok çünkü beyin bilir diyeceğim. Adamın arkasında takıldık gittik. O da iş için orada. Dolayısıyla buradan da söyleyeyim çünkü herkes soruyor. İş için oradayız. Ama ben gördüğünüz gibi devamlı gelip gidiyorum. Böyle güzel projeler oldukça da hiçbir zaman da ayrılmam. Peki, çok teşekkür ederiz. Size hayırlı olsun. Çok sağ olun. Çok teşekkürler gerçekten.